Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün iki farklı tarifle kahvaltıda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pratik tarifler vermek istiyorum. İlk tarifimiz bayat ekmek pizzası. 5 adet çeri domatesi halka şeklinde doğruyorum. Daha sonra sucukları da halka olacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Bir kase kaşar rendemiz var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tutam da kekik var tarifimizde. Fırın tepsisine bayat ekmeklerimi dizdim. İstediğiniz miktarda ekmek dilimi kullanabilirsiniz. Bayat ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve kekik karışımı sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye dikkat edelim. Daha sonra altlarına bolca kaşar rendesi koyuyorum. Üzerine domates dilimleri ve sucukları yerleştirerek en son ekmek dilimlerimi bitiriyorum. Dilerseniz biber dilimleri ve zeytin dilimleri de kullanabilirsiniz. Ben sadece domates, sucuk ve kaşar kullandım. Hem bayat ekmeklerimiz de yerleniyor, hem de pratik şekilde pizza yemiş oluyoruz. Hem çok lezzetli hem de kolay bir tarif. Evet, en son üzerine kekik serpiyorum. Birinci tarifimiz hazır gördüğünüz gibi. İkinci tarifimize geçelim. Bir paket sosisim var. Sosislerimi üzerini veya kenarlarını keserek şekil veriyorum. Yağlanmış fırın tepsisine diziyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bir adet domatesim var. Onu da ince halkalar halinde keserek sosislerin altına diziyorum. Evet, en son üzerine kekik serpiyorum. Önceden ısıttığımız 170 dereceli alt üst fırında ekmek dilimlerimi kurutmadan pişirmeyi bırakıyorum. Yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Evet, gördüğünüz gibi ekmek dilimlerim hazır, sosislerim de pişti. Fırından çıkartarak servise hazırlıyorum. Hiç bekletmeden sıcak sıcak servise hazırlayalım. Evet, servis tabağını alıyorum. Evet, birinci tarifim hazır gördüğünüz gibi. İkinci tarifimi de servis tabağını alarak ikram ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.